Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Arkadaşlar, bu videodaki konumuz sizin de gördüğünüz üzere Castrol 530 Edge. Bunların çakması var, orijinali var ve birçok insan bundan müzdarip. Ve bu 3 tane yağın içinde bir tane çakma yağ var. Bunu bir takipçi almış internetten. Ve buradan geçerken de bana uğradı, usta bu çakma mı değil mi diye sordu. Bakabilir misin, anlar mısın dedi. Ben etiketiyle falan hiç uğraşmadım. Sadece bir tane şeffaf bardağı doldurdum. Zaten doldurup baktığın zaman içindeki yağ, yani hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Yok etiketiymiş, yok kapağının folyosuymuş, şuymuş, buymuş. İçindeki yağı bir şeffaf saydam bardağı doldurduğunuz zaman çakma olduğu direkt gözüküyor zaten. Yani işi bilen birisi direkt anlar. Yani bunu anlamayacak usta yoktur diye düşünüyorum. Anlamıyorsa da usta değildir zaten. Yani bildiğiniz o motor yağı resmen şanzıman yağı gibi. Bundan da dolayı böyle bir video sizlerle paylaşmak istedim ve buna istinaden normalde Castrol almam. Fakat kendim para verdim, bir tane orijinal Castrol yetkili bayisinin orijinal Castrol aldım ki tam olarak net bir şekilde sizlerle bunun karşılaştırmasını yapalım diye. Şimdi bu kutu boş, içinde az bir yağ var. 4'lük aynı yağ, Castrol Edge 530 aynı yağının 4 litresi. Çünkü 4'lük 5'lik kutularda da bazı karakterik değişiklikler var. Dışında fiziksel değişiklikleri var. Bunları da sizlerle paylaşacağım ve bu ikisinden bir tanesi, ikisi de dolu şu anda. İkisinden bir tanesi çakma. Şu anda marangoz komşum geldi. Ona sorsam o bile belki söyleyecek hangisi çakma olduğunu. İsmail. Hangisinin çakma olduğunu? Hangisi çakmadır sence? Şöyle dışarıdan kameraya vurmadan dikkat et. Sağdaki abi. Hangisi? Sağda dediğin. İyi bak. Yani görselliğine şöyle bir iyi bir bak. Kameranın önünden geçiyor. Abi ikisi farklı ama. Farklı değil mi? Farklı. Yani renk tonları falan. Aynen. Yani şu biraz daha cansız, şu canlı duruyor. Değil mi? Bilemedim. O zaman şey yapalım, hiç başlamadan önce bir yağları iki tane farklı kutuya dolduralım ve bakalım. Bardağı ver. Bu bardak çok işimize yarıyor. İki tane bardağımız var. Şimdi bu hiç açılmadı daha önce. Hatta şöyle yapalım. Bu orijinal. Şöyle yapacağım direkt. Şurada bir Castrol yazısı muhabbeti var. Önce onu bir görelim. Bir netleştir. Şu Castrol yazısı orijinalde öyle kolay kolay çıkmıyor. Bayağı bir zorlamanız gerekiyor. Tabii çıkıyor ama boya sonuçta. Açıyoruz. Şu çıt çıt olayı bile öbüründe farklı oluyor. Ve gördüğünüz üzere folyamızda herhangi bir göremiyorsunuz. Herhangi bir Castrol yazısı falan yok. İnce bir tornada ver bana. Bu yağı artık kendi aracımıza bir yere kullanırız. Şu şekilde deliyoruz. Şu şekilde kaldırmaya çalışıyoruz. Altında folyanın naylon var. Ve içinde herhangi bir kod yok bunda. Kod ne alaka diyeceksiniz şimdi, ona bakacağız. Dörtlükte kod var arkadaşlar. 4 litre olan da kod var. Şimdi yağ dolduralım, kod kısmına daha sonra geleceğiz. Şimdi bu orijinal diye aldığımız tam olarak dolduracağım. Bu da taksici takipçimizin bize bıraktığı, ucuz internetten aldığı yağ. Bu da aynı şekilde folyosu, Castrol yazısı yok üzerinde. Döktüm biraz. Çakmaz olan dolmak dahi istemiyor. Şöyle şurayı bir sileceğim. Şimdi kamerayı bu tarafa doğru yaklaştıralım. Gördüğünüz üzere renkleri bu. Bir de
Dörtlük olanın içinde de yağ var. Ondan da biraz aktaralım. Yani ikisi aynı yağ. Ama nedense renkler farklı. Bu da dörtlük olan orijinal. Bunun folyosunda şöyle göster. Castrol yazısı var. Bir de şu görmüş olduğunuz kısımda bakın içeride bir kod var. Beşliklerde bu yok ama dörtlükte var. Aynı şekilde beşliklerde şu Castrol yazısı yok. Ama bunda var. Şöyle bir kenara koyalım. Gördüğünüz gibi bu yağla bu yağ aynı yağ. Bu da aynı olması gerekiyor. Fakat değil. Şöyle bir üst yukarıdan doğru göstereceğim. Şuradan baktığımız zaman şu yağ şöyle. Yeşilimsi duruyor ve bulanık. Bakın bu orijinal diye düşündüğümüz ve inandığımız ki orijinal Castrol bayisinden aldık. Bu da aynı şekilde. Farklı iki farklı yerden aldık bunları. Bunu ve bunu. İkisi aynı. Bundan diğerine geçiyoruz. Bakın bardağın dibi gözükmüyor. Yani bardağın dibini göremiyoruz. Burada bardağın dibi net bir şekilde gözüküyor. Hatta altında bir harf var, o da gözüküyor. A mı D mi tam olarak anlayamadım ama. Ama burada bardağın dibini göremiyoruz. Neden? Çünkü bulanık. Şimdi bulanık olanda kapağını açalım. Şu folyası kopmuştu değil mi bunun da? Şimdi şunun naylon. Bir katmanı naylon, diğer katmanı orijinal olanı bu beşlik. Bakın karıştırmayın. Beşlik orijinal olanın iki katmanlı. Birisi naylon, diğeri folyo. Burada sadece folyo var. Şu tornada nerede? Ve teneke gibi. Bunun aksini yazanlar olmuştu gördüm. Aksini yazanlar olmuştu. Hani bu şekilde teneke gibi olmayacak diyenler vardı. Şöyle yumduğunuz zaman açılmaması gerekiyor diyorlardı. Yani beşlikte durum bu. Çakma olan beşlikte açılmıyor. Teneke olarak kalıyor. Ama orijinal olan da gördüğünüz gibi yarı naylon. Bastığımız zaman geri açılıyor. Dörtlüğe geldiğimiz zaman durum farklı. Dörtlüğün bir Castrol yazısı var. İkincisi bundan biraz daha zayıf. Şundan biraz daha, yani tam bu tam bunun gibi değil. Bunun naylon oranı sanki daha düşük gibi görüyorum. Şunu bir bırakayım elimde. Bunun içinde yani çakma olan beşliğin folyosunun kalitesi buna daha yakın. Dörtlükle beşliği bez var orada. Dörtlükle beşliği farklı yapıyorlar bile bile. Bakın bunda kod yok ama dörtlükte var. Şu iç kapak contalarına bakalım şöyle. Bu yağlanmış, ondan bu rengi almış. Yani o konuda bir şey diyemeyiz. İkincisi bu çakma olanın şu yan tırnaklara baktığımız zaman şunların ne kadar kalınlığı. Şu elektronik kumpası versene bana. Elektronik kumpas, işi abartacağım biraz, ölçeceğim. Şu Castrol yazısı aşağı yukarı aynı. Sadece renk tonu farkları var. Yani çakma olanınki biraz daha koyu. Şu daha canlı. Çakma olanınki biraz daha koyu. Şu kısmı biraz daha böyle yatay oval gibi duruyor. Aynı zamanda bu dörtlüğü de ölçeceğiz. İkisini de ölçeceğiz. Madem bir iş yapıyoruz. Düzgün bir şey olsun. Alayım elektronik kumpası. Şu anda sıfırda. ...1.7 diyebiliriz biz buna. Buna bakıyoruz. Buna da 1.5 diyebiliriz. Yani 2 milim kadar daha kalın. Şöyle 1.7. Bunun ikisi direkt rahat bir şekilde geçiyor şuraya zaten. 1.5. 2 milim demiyoruz.
0.2 diyoruz ya da 0.20 mi? Çakmanın kapağı biraz daha koyu. Üstüne kapaklarını şimdi takıyoruz. Tut kumpası. Şimdi herkesin yağını kendi arkasına koyalım şöyle. Şurada kalsın. Gelen giden arkadaşlara zaten bunu gösteriyoruz. Şimdi bana kastrol yağı konusunda soru soran çok. Usta kötü bir yağ mı? Nasıl bir yağ? Arkadaşlar ben bu yağ hakkında yorum yapamam. Evet, dünya devi büyük bir firma. Fakat nasıl bir yağ üretiyor? Bu konuyla alakalı çok da fazla bir şey söyleyemem. Neden? Nedeni şu. Piyasada çakması çok bulunduğu için kullanmadığım bir yağ. Kullanmadığım bir yağ konusunda da yani herhangi bir negatif ya da pozitif yorum yapmam doğru olmaz. Bundan dolayı da yorum yapmıyorum. Sadece çakma olan ve orijinal olanın arasındaki farkları şu şekilde zaten hiç bu işi bilmeyen birine gösterseniz, bu yağların hangisi birbiriyle aynı deseniz, şu ikisi birbiriyle aynı diye söyler. Öbürünün daha bulanık olduğunu söyler. Devamında kapaklarımızı güzelce kapattık. Şöyle bir silelim. Bir masaya yatıralım. Yatırdık. Kutuların dış renklerine baktığımız zaman yaklaştır. Şu renkler, şu iki renk birbiriyle farklı. Bu zaten şu kenarları falan böyle bu şekilde tam yapışmamış, kalitesiz bir şekilde gelmiş. Onun da sebebini şimdi açıklayacağım. Bu kağıdın kalitesinden kaynaklanıyor. Yani bu kağıtla o aynı kalite değil. Bakın bunun altında gördünüz mü? Folyonun altında bildiğimiz A4 kağıt var. Bunda o olmaması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bu bildiğimiz naylon kağıt diye biliyorum. Neyse o. Yani normal kağıt çıkarsa da normal kağıt olduğunu söyleriz. Bize alakadar etmez ama işte değil, bu naylon kağıt. Bu orijinal olan da kağıdımız naylon. Bunda ise üzerine bir ince folyo çekilmiş. Eskiden fotoğrafların üstüne çekilirdi ya folyo. Altı bizim normal bildiğimiz A4 ağaçtan üretme kağıdımız. Gördüğünüz gibi. Yani bu ayrıcalığı, bu detayı daha önce ben hiç görmedim. Çok video izledim bununla alakalı ama böyle bir detay yoktu. Standart kağıt. Bunun standart kağıt olduğunu ben nasıl anladım onu söyleyeyim. Şu kenarlara baktığımız zaman bakın o standart olan yağ şu siyah olan bölgede yağı emmiş. Ama bu naylon olan bu yağı kesinlikle emmez. Hem emmez. Naylon yani. Naylon kağıt. Artık tam olarak üretici buna ne bu materyala ne diyor bilmiyorum ama bu kutuda gördüğümüz kağıt bu. Bunda gördüğümüz naylon. Bu yağ ememez. Neden? Çünkü standart bir kağıt değil. Bu bildiğimiz etiket. Devam ediyoruz. Şimdi şu altında da bazı ibareleri var. Şunlara da bakacağız. Bakın 2020 10. ay üretimi gibi görüyoruz. Orada öyle yazıyor. Buraya bakıyoruz. 2020 10. ay. Bu da doğru. Yani bazen bunlar fark edebiliyor. Şundan fark ediyor. Buradaki tarih aslında bu kutunun boşken üretim tarihi oluyor. Dolum yaparken de buraya yani ona pek aldanmayın. Kutuyu 2020'de üretmişlerdir. 2021'de dolum yapmışlardır. Bakın 2020 10. ayın 15'inde dolum yapılmış bu arkadaş. Yani neredeyse 2 yıllık bir yağ zaten. Şurada da gördüğünüz gibi kağıt. Kağıt olmasa bu şekilde kesinlikle olmaz. Emmiş. Etiketten direkt yakalıyoruz. Yağı emiyor kağıt. Üzerine dökülen, saçılan yağlardan o emmiş. Ama naylon olmuş olsaydı şunun gibi kesinlikle ememezdi. Ki hiçbir yerinde öyle bir şey yok. Şunu hatta hurdadan aldık, çöpten aldık. Bunda herhangi o tarz bir şey yok. Neden? Çünkü naylon etiket. Şimdi bu kısma geçtiğimiz zaman burada da aynı şekilde bakın. 18.08.2021 2021 8. ay dolumu. Yani taze bir yağ kastrolün. Altındakine bakıyoruz. Şu 21 9. ay. Pardon 6. ay. 21 6. ay dolumu 8. ayda yapılmış. Yani kutu üretilmiş. 2 ay sonra dolumu gerçekleştirilmiş. Öbür türlü baktığınız zaman her tarafı aynı. Şurada sadece bir kesik var. Ufak bir kesik. Başka da bir şey göremiyorum. Şurada sadece bir damla işareti fazladan koymuşlar.
P. Burada bakın BP işareti var. Orijinalde kastrolü BP doldurduğu için BP işareti var. Şimdi diyeceksiniz ki usta yok daha neler? Araştırabilirsiniz arkadaşlar. Kastrolün dolumunu BP yapıyor. Bunda da aynı şekilde ne demiş? 21. 3. ayın 16'sında dolumu yapılmış. Burada dörtlük olanda siyah boyayla lazer yazımı geçilmiş. Yani düzgün bir yazıyla. Burada materyalın üzerine darbe iğnesiyle işlenmiş. Beşlikte. Böyle karakteristik farkları olabiliyor. Onun da devamında zaten genel olarak baktığımız zaman bu kutu, bu kutudan koyu ve yazılarına şimdi ne kadar da olsa bu naylon, bu kağıt yani belki de 3 ay önce rengi farklıydı. 1 yıl önce belki de farklıydı. Zaman aşımına uğradı ve rengi değişti de olabilir. Fakat renk tonları kutunun da farklı. Etiketinde renk tonu farklı arkadaşlar. Artık ikincisi şu yapıştırma kısımlarına baktığımız zaman kastrolde kesinlikle şaşmaz şu ara boşluklar. Bunda nerelere çıkmış? Yani bu gibi ince detaylarımız var. Dörtlükte farklı, beşlikte farklı. Şuradaki kastrol yazısı yine bakıyoruz. Bunda daha bir net. Şöyle bir ince bir tonal eğer. Burada tamam. Bakın burada şöyle bir kalıp var. Şöyle kare halinde bir kalıbımız var. Kalıbın içinde basılı. İyice bakın. Kalıp. Burada o kalıp yok. Direkt plastiğe uygulanmış. Öbür tarafına da bakalım. Şöyle bir amblem sadece. Bunu da çevir. Bunda herhangi bir fark ben göremiyorum. Sizler görüyorsanız paylaşın arkadaşlar. Şu 5 litre yazısı yine burada karakter olarak farklı. Yani karakter olarak dediğim kalıp kısmı farklı. Bunun gibi bayağı bir farklılıklar var. Zaten yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Alırken veya aldıktan sonra artık şunu şu şekilde kaldırıp şu şekilde yırtıldığını gördüğünüz zaman ve içindeki yağ bu şekilde olduğunu gördüğünüz zaman bu yağ direkt çakma olduğuna zaten kanaat getireceksiniz. Pekala hangi yağlar çakma çıkıyor? İnternette bir sürü marketler var. Her yerde satılıyor. Ucuz olanı genellikle çakma çıkabiliyor. Bazen en pahalısı da çakma çıkabiliyor. Böyle bir video sizlerle paylaşmak istedim. Kapak renkleri, kutu renkleri, etiket renkleri hepsi birbirinden farklı. Bunlarda dediğim gibi kod olayı yok ama dörtlüklerde kapağın içinde kod var. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir kodumuz var. Dörtlüklerde var sadece, beşliklerde bu olmuyor. Kutuların karakteristik farkları olduğu için yapılarında bazen birbiriyle karıştırabiliyoruz. İşte beşliğin içinde o kodu arıyoruz. Orijinal olan yağ dahi belki çakma diyebiliyoruz. Ya da bunun içindeki kapaktaki folyo sert folyo. Buradaki naylonlu folyo yine aynı şekilde birbiriyle karıştırıp aa bu çakmaymış diyebiliyoruz. Ben bu yağın çakma olduğuna olmadığına özür diliyorum. Bunun çakma olduğuna, bunun çakma olmadığına eminim. Neden? Şu üç tane arkadaş zaten her şeyi söylüyor. Yani Venus Dayı diyen kişi zaten bunu gördüğü zaman direkt neyin ne olduğunu anlıyor. Olay bu kadar basit. Görsel olarak zaten her şey belli. Tekrar bakalım. Bakın bardağın dibini görüyoruz burada. Yazılarını okuyabiliyoruz. Bu da aynı şekilde. Ama burada bardağın dibi yok. Yağ bulanık. Yani yağ alırken dikkat edin. Bu tip yağlar motora konursa ne oluyor? Neler gerçekleşiyor? Bununla da alakalı başka bir video çekeceğim. İnternette birkaç video var. Biz de çekelim. Bizim takipçilerimiz de bu konuyla alakalı bilgilensin. Bakın tekrar ediyorum. Kastrol kötü bir yağ demedim bugüne kadar. Demiyorum. Saygı duyuyorum. Emek veriyorlar. Yağ üretiyorlar. Yani talebe göre ürün
gayet başarılı. Fakat eğer orijinal ise, orijinal yağı çakması üretiliyor ve bu çakma yağı da Castrol olarak algılamamamız gerekiyor. Yani bu yağın herhangi bir markası yok benim gözümde. Bu Castrol değil, bu BP değil, bu Mobil, Motul, Lükümoli, hiçbir şey değil bu yağ. Bildiğiniz atık motor yağlarından arıtılarak, damıtılarak tekrar ne idüğü belli olmayan bir yağ arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz alırken. Bilmediğimiz, etmediğimiz, güvenmediğimiz yerlerden Castrol yağ almıyoruz ki ben zaten kullanmıyorum. Söyleyeceklerim bu videoda da bu kadar. Umarım kimse böyle bir tuzağa düşmez. Taksici arkadaş dolu bir şekilde bıraktı. Dedi ki usta videosunu yaparsın insanlar bilinçlenir ve benim düştüğüm tuzağa onlar düşmez dedi. Ona da buradan ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.